Herkese merhabalar. İşte yine başladık. Eminim ki hepiniz heyecanlı bir şekilde bu saati bekliyor. Yapmamız gereken herkesin ama herkesin öncelikle başka bir cihazda ne yapması lazım? Birazdan anlatacağım. Sizlere tekrar merhaba dedikten sonra. Evet, tekrar merhabalar arkadaşlar. Today we are starting. Hello all. Today's subject is what is not happen. I'm just looking for what you're talking about. Okay, Mary. Anyways, all you have to do is to join the channel and then turn on another, open another browser and type Kahoot on Google and Google it. Yapmanız gereken başka bir cihazdan Google'a girmek ve Kahoot yazmak. Yani şöyle ki Google'da Kahoot yazıyorsunuz ve çıkan listede Play Kahoot'a tıklıyorsunuz ve Play Kahoot'a tıkladıktan sonra buraya birazdan göstereceğim pin kodunu koyacaksınız ya da hemen daha kolayı var. www.kahoot.it adresinden de yine aynı ekrana ulaşıp Game Pin bölümüne birazdan vereceğim pin numarasını gireceksiniz. Arkasından yapmanız gereken pin numarasını buraya girdikten sonra hemen arkasından Team Name seçmeniz ve sonrasında Team Name'i seçtikten sonra Next butonuna basmak. Next butonuna bastıktan sonra da nickname bölümüne noktalama işaretlerinden birini koyup join tuşuna basmak. All you have to do is to open this browser, this page, kahoot.it, and enter the pin code that I'm going to display on another screen, and then enter the game pin and press the button there, enter, and afterwards choose a team name and press continue or next, what have you. And then you are going to put a period in one of the boxes of nicknames. And when you click join button, you will join us. Here is the pin code. Ne dersiniz? You can feel free to join us right now. Ve bildirimleri açmaya davet ediyorum. Birbirinden eğlenceli, çoktan seçmeli sorularıma interaktif olarak canlı yayında cevap ver ve sen de sıralamada yerini al. İngilizceye dair birbirinden değişik sorulara aynı anda diğerleriyle cevap verdiğinde, eğer en hızlı sen cevap verirsen doğru olarak, en yüksek puanı da sen alabilirsin.
O zaman kahutlama zamanı. Her akşam saat 20-22 arası kanalımda kahutlamaya bekliyorum sizleri de. Abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, herkes hoş geldi. Nickname'lerinizi görüyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Birazdan yarışmaya başlayacağız. Bugünkü konumuz ev eşyaları ve mutfak aletleri. Ya da evdeki bölümler de diyebiliriz aynı zamanda. Çünkü onlar da var konuların içinde. Ve de prepositions of place şeklindeki in, on, under ve benzeri şekildeki durumlar var. Hello Jenny. And hello all. Seçmeli sorularıma interaktif olarak canlı yayında cevap ver. Ve sen de sıralamada yerini al. İngilizceye dair birbirinden değişik sorulara aynı anda diğerleriyle cevap verdiğinde, eğer en hızlı sen cevap verirsen doğru olarak, en yüksek puanı da sen alabilirsin. O zaman kahutlama zamanı. Her akşam saat 20-22 arası kanalımda kahutlamaya bekliyorum sizleri de. Abone olun. Hi Jenny. And the others as well. Evet gençler, hazırsak bir dakika içinde yarışmaya başlıyoruz. Hem keyif almaya hem İngilizcenizi benimle canlı yayında kahut oynayarak test etmeye ne dersiniz? Cevabınız evetse kanalım Muratika'ya abone olmaya ve bildirimleri açmaya. Çocuklar, aynı zamanda gruplardan da haber veriyorum ki hani herkes katılabilsin. Bu arada burada 30 gösteriyor, katılan 40 nasıl oldu? Cevap ver ve sen de sıralamada yerini al. Evet, var. İngilizceye dair birbirinden değişik sorulara aynı anda diğerleriyle cevap verdiğinde, eğer en hızlı sen cevap verirsen doğru olarak, en yüksek puanı da sen alabilirsin. O zaman kahutlama zamanı. Her akşam saat 20-22 arası kanalımda kahutlamaya bekliyorum sizleri de. Abone olun, bildirimleri açmayı unutmayın. Yes, let's get started. Here we go. Furniture and appliances. The first question is coming. Birinci sorumuz geliyor. Hazır mıyız? Resme bakıyorsunuz. Ne olduğunu en hızlı şekilde. Hemen cevap veriyorsunuz. Lamp, bed, couch, table. Couch. Bu arada sonrasında Türkçesini söyleyeceğim. İki hesaptan girmiyoruz Ali'cim. We don't use double accounts. Okay, we have 8 seconds to go. 8 saniyemiz var bitmesine. Bir arkadaşımız ya yanlış bastı ya da yanlış bastı. Lamp, lamba demekti. Bed, yatak demek. Couch, kanepe demek Amerikan İngilizcesinde. Ve table, masa demek. Couch'un eş anlamlısı soyfa, biliyorsunuz. Dedikten sonra bakalım sıralamada durumlar nasıl. Let's see the scoreboard. Number one is Murat. Number two is Miray. Number three is Emirhan. Number 4 is Sezin, number 5 is Yusuf, but there is a problem with Kahoot to show the scoreboard, but it will be corrected in the next one. Let's get to the second question. What is this? Look at the picture. Resme bakalım. Bu nedir?
Is it a dresser? Is it a door? Is it a vacuum cleaner? Or is it a bookcase? Go for the correct answer. Puan vermiyor. Konu burada bilgi almanız çocuklar. Sonlarda puan verecek. Bakalım bunda da puan vermezse siz 2 dakika çıkıyorsunuz. Ben onun puanlamalarını tekrar düzeltiyorum. Çünkü sıfırdan başlatıyor ya. Canlı yayını tekrar ediyoruz. If it doesn't give any points, I'm going to log you guys out. And I'll give you another one. Okay? Let's see if it doesn't give you any points. I will cancel this one and I will restart it. Okay. But these two questions will be omitted. Okay. Ha, puanlar geldi. Demin hatalı vardı çünkü. Okay, next one is... Number one is Eren. Number two is Turgay. Number three is Mine. Number four is Eren. Number five is Alperen. Number... 4 is Alperen, number 5 is Alperen 2, but he's from the 6th graders. And Harry Potter is the highest climber. Bilge Nurcum, yeni nikin hayırlı olsun. 43 places she climbed up. Okay, let's see, or he, what have you. Okay, what is this? Is it a chair? Is it a door? Is it a vacuum cleaner? Or is it a bookcase? Which one? Kaan'cım, sen onu yaptım diye zannetmişsindir. Başkasına elin dokunmuştur. Çünkü ben sizlere ne diyorum? Ekranları temizleyin, öyle başlayın. Bateriler full olsun. Resimde gördüğünüz nedir diye soruyor. Chair, door, vacuum cleaner or bookcase. Kolaydan başlıyoruz. Zora doğru gideceğiz. Tahmin ettim Melih'ciğim. Okay. 48 people have known the correct answer. The answer is chair. And what about the bookcase? Who hit the bookcase button? Oh my goodness. Let's see. Number one is Eren. Number two is Alperen. Number three is Harry Potter. Number four is Mine. Number five is Mehmet. By the way, Veysel is the highest climber. He climbed up 11 places. Congratulations. Tebrikler gençler. İşte dördüncü sorumuz. 2000 puan değerinde. What is this? Look at this. Of course the picture. Is it a coffee table? Is it a door? Is it a vacuum cleaner? Or is it a bookcase? Which one? Go for the correct answer to get the highest point of 2000 and climb up the places and be in top 5. Atarlar Erdemciğim, bunlar var ya, bunlar her şeyi yapıyorlar. Bazen atıyorlar, bazen yükseltiyorlar. Bu Kahoot'takiler, Kahoot'un merkezinde puanlamayı verenler hep böyle. Yes, 45 people have known the correct answer. Absolutely, it is not a door, nor a vacuum cleaner, or a bookcase. They are not. It's a coffee table. Yes, number one is Eren, number two is Burak, number three is Alperen, number four is Harry Potter, number five is Mine,
An immortal is the highest climber. He climbed up 9 places. Congratulations! Tebrikler! Bakalım 5. sorumuzda ne soruyoruz? What is this? Look at the picture. What is this? Is it a coffee table? Is it a door? Is it a couch or sofa? Or is it a microwave? Which one? Okay, Jenny. See you in the next Kahoot then. Kızım şaka yapıyorum İkbal. Her şeyi ciddiye alma. Okay, what is this? It looks like a traditional microwave, yes? Uh-huh, I see. O espri yaptığını zannediyor Elifciğim. Yes, 43. Oh my goodness. Somebody thought that Iqbal gave the correct answer and they hit the microwave. Oh my goodness. It's not a microwave oven. Oh my God. And it's not a door. It's not a coffee table either. It is a couch, or we say sofa in the British English. And the other thing is, arkadaşlar dikkatli olun, bu söylediklerimi Türkçelerini de söyleyeyim. Coffee table, sehpa, door, kapı, couch ya da sofa, kanepe, microwave, mikrodalga fırın dedikten sonra işte sıralamamız. Number one is Eren, number two is Burak, number three is Alperen, number four is Harry, number five is Mine. And Anil is the highest climber. He climbed up 4 places. Yes, number 6 out of 28. 28 sorudan 6.'dayız. What are these? Coffee table, door, curtains or microwave? Miray'cığım daha hızlı olanlar daha yüksek puan almışlar, o yüzden çıkmışlardır. Geriden hepiniz için geriden geliyor Efe'cim. Yes, curtains is the answer of this question. And let's see, 40 people have known the correct answer. And curtains means perdeler. Perde demek çocuklar. Curtains neymiş? Bu tip klasik perdeler. Bir de blinds var. Blinds dediği de jaluzi. Hani böyle çevirerek ofislerde, tömerin camlarında ve benzeri şeylerde olanlar var ya, jaluziler. Onların İngilizcesi blinds. Blinds diye yazılıyor. Coffee table, sehpa, door, kapı, microwave, dediğim gibi mikrodalga fırın. Dedikten sonra birinci sırada Eren var. İkinci sırada Burak var. Üçüncü sırada Alperen var. Dördüncü sırada Harry var, Bilgenur. Ve 5. sırada Mine var. Bu arada 9 arkadaşımız son 4 soruya doğru cevap vererek Nikki'nin yanında ateşini yakmayı başarmış. Tebrikler hepinize ve işte 7. sorumuzdayız. Hazırsak gelsin. What is this? Look at the picture and tell me. Is that coffee table, dishwasher, curtains or microwave? Which one?
Zeynep, yapman gereken bildirimleri açık tutman. Açık tutunca ben başladığımda direkt abone oluyorsun ve bildirimlerin tümüne açık diye işaretliyorsun ve ben kavut başlattıkça o bildirimler size anında geldiği için dolayısıyla direkt katılabiliyorsun. Dört arkadaşımız doğru cevap vermiş. Doğru cevabımız dishwasher. Dishwasher dedikten sonra bakalım sıralamada durumlar nasıl? Yes, number one is Eren, number two is Burak, number three is Harry, number four is Alperen, number five is Iqbal. And nine players have reached answer track of five and they started their fire next to their nicknames. Congratulations, tebrikler! Look, the eighth question is, what is this? Look at that. Is the dresser? Is the dishwasher? Is it curtains? Or is the microwave? Bakın bu öğretici bir soru. Dikkatli bakarsanız, cevabını hiç bilmiyor olsanız bile verebilirsiniz doğru olarak. Çünkü şıklardan yola çıkın. Ama ben yarışmayı başlattığımda zaten şey yapmıyorum dikkat ederseniz. Hemen canlı yayını başlattığımda bayağı bir geçiyor. Yani canlı yayına başladıktan 10-15 dakika sonra da şeye başlıyoruz, yarışmaya. Dolayısıyla internetin hızına göre bildirimler yavaş ya da geç giriyor. Yani saat 2.30'dan sonra kanalda gezin. Canlı yayın şeylerine daha çok gelecektir YouTube'da. Kanalda 2.30'dan itibaren gez. Bak akşam da saat 8'den sonra gezmeye başlaman lazım. Çünkü akşam da 8'de 10 arası yapıyorum ya. Dolayısıyla bazen 8.30 oluyor, bazen 9'a çeyrek oluyor, bazen 9'a 10 kala oluyor, bazen 9 oluyor. Bazen de 8'e çeyrek geçe başlıyor ya da 10 geçe başlıyor. Bazen tam 8'de başlıyor. Tam belli olmuyor çünkü aynı zamanda hayatını da idame ettirebilmen için vakitler çok çabuk geçtiği için dolayısıyla soru hazırlaması, ondan sonra cevaplarını hazırlaması, puanlarını hazırlaması, görsellerini hazırlaması tam saat şey yapmıyor. Bunun yanı sıra devam eden bir hayat var. Hepimiz evdeyiz. Evde tek ya da çift ya da benzeri şekilde olduğumuzda görevlerimiz var. Ondan dolayı yapman gereken kızım bence senin yapman gereken saat 2.30'dan itibaren öğleden sonra benim kanalda gezin. Saat 8'den itibaren de benim kanalda tekrar gezin ki günde 2 tane yapıyoruz. Bir tanesi 2.30-3 arası başlıyor ki genelde 3'te başlıyor. Bugün biraz geç başladı. Diğeri de 8 ile 10 arasındaki herhangi bir saat demişim. Dolayısıyla genelde çünkü 1 saat falan sürüyor ya bu şeyler, kahutlar. Bir saat sürdüğü için o 8'de 5 geçe de başlayabilir, 10 geçe de, 20 geçe de ama 9'a en geç bugün 75. günümüz mesela, 75. kavutumuz. Kavut günü ve şeyinde baktığımızda genelde hep 8.20, 8.30 şeklinde başlamışım. Bazen 8'de de başlamışım, bazen 9'da da başlamışım. En güzeli 8 ile 10 arası kanalda akşam kavutu için. 2.30 ile 3.30 arası da gündüz kavutu için gezinmende yarar var. Bildirimleriniz açık olması dolayı dahilinde. Bu arada soruya geçtiğimizde soruda dishwasher'ın bulaşık makinesi olduğunu, curtains'ın perdeler olduğunu, microwave'in de mikrodalga fırın olduğunu zaten daha önceki sorularda söylemiştim. Şimdi bunları bilen bir kişi bunların olmadığını görünce direkt neye getirmesi lazım? Dresser'a, yani gözlü çekmeceli dolaplara resmini gördüğüne göre bu olmaz, bu olmaz, bu olmaz. Şıkları eleyerek gidebilirsin burada. Eğer bu kelimeyi bilmiyorsan dresser dediğimiz. O şekilde doğru cevap verebilirdik ki birkaç arkadaşımız da eminim ki o şekilde gitmişlerdir. Microwave, mikrodalga fırın demek arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Curtains, perde demek. Dishwasher'da bulaşık makinesi demek. Dedikten sonra
Baktığımızda Eren birinci sırada 9891 puanda, Harry Bilgenur ikinci sıraya yükseldi. Üçüncü sırada Burak var, dördüncü sırada Mine var, beşinci sırada İkbal var ve ayrıca Yusuf Arda 5E'den verdiği son 3 doğru cevapla Nick'in yanında ateşini yakmayı başarmış. Tebrik ediyor ve bir sonraki soruda bakıyoruz. What is this? Look. It's a dresser, it's a dishwasher, it's a dryer, it's a microwave. Çocuklar bu üç tanesine benziyor mu? Benzemiyor. Demek ki yeni bir şey bu. Şimdi ben çoğunuzun neyi işaretleyeceğini biliyorum da o değil yani. Okay, 34 people finally found the correct answer. Çamaşır kurutucu arkadaşlar bu. Dishwasher'a benzemiyor zaten. Dishwasher tüm kapak oluyor. Dryer'lar bu şekilde oluyor. Yarım kapak bu şey çamaşır makinesi gibi ama camı yok kurutucu olduğu için. Dresser çamaşır kurutucusu demek bu arada bu. Dresser çekmece demekti biliyorsunuz. Microwave de mikrodalga fırın demekti. Hala mikrodalga fırını işaretleyen arkadaşlar var. Ben onu anlamıyorum. Nasıl yani? Yes, number one is Eren. Number two is Harry. Number four, three is Burak. Number four is Iqbal. And number five is Kerem. Keremcim hoş geldin. İlk 5'e uzun zamandır ilk defa görüyorum seni. Güzel. Her gün saat 3'te 8'de 2 tane kalıtımız var. Bekleriz diğer zamanlarda da. Dedikten sonra 5 oyuncumuz da Nick'lerinin yanında son 7 soruya doğru cevap vererek ateş yakmışlar. Ve Nick'lerinin yanında ateşleri devam ediyor. Tebrik ediyorum sizleri ve işte 10. sorudayız. What is this? Lamp, dishwasher, dryer, microwave. Which one? Ali'cim mikrodalga değil o oğlum. Mikrodalga fırın yani küçük fırınlar oluyor ya dijital ekranlı. Bak burada da bir tane şeyi elemenize sebep oldu. Dishwasher. Dishwasher bulaşık makinesi demek çocuklar. Dryer çamaşır kurutucu demek. Microwave mikrodalga fırın demek. Lamp lamba demek. Dedikten sonra bakıyoruz. Number one is Eren. Number two is Harry. Number four is Kerem. Number four is Iqbal. Number five is Mine. By the way, Ilayda is the highest climber. She climbed up six places. Congratulations. Let's get to the 11th question. What is this? Finally. Lamp, dishwasher, dryer, microwave. Go for it. Nihayet. Hemen doğru cevabı tıklayın.
Exalco, düzgün konuş oğlum. Hoş şeyler yazmıyorsun. Bu şeyde bir de böyle internette chatlerde benim anlamadığım, şimdi izninizle bir şey söyleyeceğim de. Benim anlamadığım, niye internette böyle klavye artistliği yapıp da böyle agresif oluyor bazı insanlar? Ben onu anlamıyorum. Mesela öğretmenine ya da arkadaşlarının yüzüne söyleyemeyeceklerini orada yazıyor. Hiç hoş şeyler değil. Bu senin ne kadar eğitimsiz olduğunu gösteriyor. Ve daha da acısı, üzücü olanı, senin ailenin mesela sana bunu öğretmediğini tahmin ediyorum. Öğrettiyse çok ayıp şeyler. Bu tip şeyler yazmayın çocuklar. Agresif olmanıza hiç gerek yok. Niye birbirinize kötü davranıyorsunuz ya da kötü şeyler yazıyorsunuz? Ben onu hiç anlamıyorum. İnternet olunca, böyle klavyenin başında olunca istediğini yapabileceğini düşünüyor. Siber suçlar diye bir olay var. Senin bu yazdığın cümleleri mesela o kime yazdıysan ya da kanal sahibi siber suçlar bölümüne götürdüğünde yaşın ne olursa olsun siciline işleniyor. Niye kavgalı böyle şey, agresif durumlar yapıyorsunuz? Anladı o kişi. 45 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Burada güzel vakit geçirmeye çalışıyoruz ve ben her mesajın altında başlangıcında chatlerde ne yazıyorum arkadaşlar? Birbirinize karşı saygılı olun, argo, küfür ve benzeri şeyler yapmayın, cevap yazmayın buradan, flüt yapmayın diye. Devamlı uyarmıyor muyum? Lütfen ama. 45 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Bakalım neymiş? Mikrodalga fırın nihayetinde. Eren birinci sırada, Harry ikinci sırada, Bilgenur. Üçüncü sırada Kerem var, dördüncü sırada İkbal var, beşinci sırada Mine var. Bu arada yedi arkadaşımız son üç soruya doğru cevap vererek ateşin iniklerinin yanında almışlar, yakmışlar. Tebrik ediyorum sizleri ve işte 12. sorudayız. Senden bahsetmiyorum Melih, boş ver şimdi kim olduğunu. Melih senle alakası yok oğlum. Genel konuşuyorum. Şimdi sizler her mesajı görmüyorsunuz ya. Ben görüyorum her mesajı, yazılan her şeyi. Dolayısıyla ekrana yansıtmıyorum. Melih'ciğim sana bu demiyorum oğlum. Evet, what is this? Is the lamp, is the dishwasher, is the night table, is the microwave. Saatten bahsetmiyor üstündeki. Oradaki komodinden bahsediyor. Sana demiyorum Melih. Kaan'cığım, çık, hazır daha yarıya gelmedik yarışmada. Tekrar gireceğim, ne yapabilirim? Sen değilsin Melih, senden bahsetmiyorum diyorum oğlum. Night table, yes. The correct answer is night table. Dedikten sonra bakıyoruz. Birinci sırada Eren var, ikinci sırada Harry var, Bilgenur. Üçüncü sırada İkbal var, dördüncü sırada Mine var, beşinci sırada Kerem var. Bu arada Mustafa verdiği doğru cevapla son 3 soruda doğru cevap verdiği için Nikki'nin yanında ateşini yakmış. Tebrik ediyorum seni ve işte bir sonraki sorudayız. What is this? Lamp, oven, night table, microwave. Şimdi ben kimlerin ne cevap vereceğini az çok tahmin edebiliyorum. Ama o tahmin ettiğiniz değil. Melih'cim senle ilgili değil diyorum evladım. Senle ilgili olsa Melih sözlerine dikkat et derim değil mi? Evladım. Ben yorumları da görüyorum. Chatleri de görüyorum. Diğer videoların altına yazılan yorumları da görüyorum. Dolayısıyla ben genel konuştum. Senle alakası yok. Öyle bir şey olsa Melih sözlerine dikkat et derdim. Çocuklar bunda ekran yok. Bu tipinde. Bu bildiğiniz normal olanı.
Yes, correct. Ama nasıl bildim? Dedim ki şimdi birkaç kişinin öbürünü yapacağını biliyorum. Çocuklar, bu mikrodalga fırın değil, normal bildiğiniz fırın. Lamp, lamba demek, oven fırın demek, night table komodin demek ve microwave mikrodalga fırın demek. Mikrodalga fırının resmini biraz önce gördünüz. Yandan tutup açmalı, üstten tutup aşağı indirmeli mikrodalga fırın yok. Yandan tutup sola doğru açılan mikrodalga fırın var. Ve sağ tarafında da genelde ne oluyor? Dijital ekranı oluyor, düğmeler oluyor. Onlara basıyorsun, kaç saniye yapacaksan onu ayarlıyorsun. Isıtmak için 55 saniye gibi. Dedikten sonra bakıyoruz sıralamaya. Birinci sırada Eren var, ikinci sırada Harry var, üçüncü sırada İkbal var, dördüncü sırada Mine var, beşinci sırada Burak var, Tömer'den. Bu arada Zeynep is the highest climber. She climbed up five places. Congratulations Zeynep'çim. And here we go for the next one. 2000 points. What is this? Bu nedir? Resme bakalım. Is the lamp? Is it an oven? Is the night table or is the painting? Which one? Melih, I'm not talking about you. How can I say? Melih'çim, seninle alakası yok evladım. Miray, bununla puanlama şöyle oluyor kızım. Mesela sen verdiğin cevapla ilk 600 puan aldın diyelim. Ama geri kalan herkes 700, 800, 1000 puan aldı diyelim. Ve ondan sonrasında onlar senden daha hızlı oldukları ve senin puanına yakın oldukları için 7 kişi birden seni geçebiliyor. Anladın mı? Sıralama o şekilde yapılıyor kızım. Algoritması o şekilde çalışıyor. Yes, 39 people have known the correct answer. What is lamp? What are you talking about? Lamp, lamba demekti. Oven, fırın demekti. Night table, komodin demekti. Ve painting, tabii ki tablo demekti. Ekranda gördüğünüz duvara asılı olan. Number one is Eren, number two is Harry, number three is Iqbal, number four is Mine, number five is Turgay. By the way, four players have reached answer streak of nine. Congratulations. And here we go with the 15th question. What is this? Lamp, oven, refrigerator or fridge, painting. Which one? This is easy peasy lemon squeezy, yes? Okay, well done boys and the girls or girls and the boys. Tebrikler gençler. Refrigerator, repeat after me. Refrigerator. Fridge. Yes. 39 people knew the correct answer. 39 arkadaşımız doğru cevabı verdi. Tebrik ediyorum sizleri. Refrigerator Amerikan İngilizcesinde buzdolabı demekken fridge İngiliz İngilizcesinde buzdolabı demek çocuklar. Eren number one, Harry number two, Iqbal is number three, Mine is number four, Turgay is number five. By the way, Veysel is the highest climber. He climbed up three places. Congratulations. Question number 16. What is this? Bu nedir peki? Bakalım bakalım. Lamp, stove or cooker, refrigerator or painting. Which one?
Şu anda sormuyorum oyunla ilgili. Yes. Question is what is this? And the answer is stove or cooker. Cooker İngiliz İngilizcesinde ocak demek. Stove Amerikan İngilizcesinde ocak demek gençler. Lamp lamba demekti. Refrigerator Amerikan İngilizcesinde buzdolabı demekti. Painting tablo demekti dedikten sonra işte bir sonraki sorumuzdan önceki scoreboard. Eren number one 22.984 puanla birinciliğini koruyor Eren. İkinci sırada Bilginur var 22.924 puanda. Üçüncü sırada İkbal var 22.841 puanda. Dördüncü sırada Mine var 22.789 puanda. Ve beşinci sırada Turgay var 22.480 puanda. Ekin has a streak with 16 correct answers in a row. And she started her fire next to her nickname. Bu arada Miray'cığım bak Ekin'in 16'da 16 doğru cevabı var. İlk 5'te bile değil. Yani böyle şeyler olabiliyor. Demek ki onun öncesindeki bir sürü kişi varmış bu şekilde olan. Dedikten sonra işte 17. sorudayız. What is this? Look at the picture. Is the lamp? Is the stove? Is the refrigerator? Or is it a toaster? It is also an easy peasy lemon squeezy question. Bu arada şarkılarınızı çalışıyorsunuz değil mi çocuklar? Yes, it's a toaster. Ekmek kızartma makinesinin İngilizcesi de neymiş çocuklar? Şimdi öğrendiğimiz kadarıyla toaster. Lamp, lamba, stove, ocak demekti. Refrigerator, buzdolabı demekti. Stove ve refrigerator Amerikan İngilizcesindeki ocak ve buzdolabı. Toaster da yine ekmek kızartma makinesi dedikten sonra bakalım sıralamaya. Erencim 24.410 puanda, Bilgenur 24.344 puanda, İkbal 24.251 puanda, Mine 24.206 puanda ve Turgay 23.903 puanda. Bu arada Irmak verdiği son 3 doğru cevapla Nikinin yanında ateşini yakmayı başarmış. Tebrikler kızım. Bu arada baktığınızda sorulara baktığımızda Eren ve Turgay'ın arasında 500 puan falan var. Yani demek oluyor ki her şey ipin ucunda. Her an herkesin yeri değişebilir. Hızlı olmak gerekiyor. İşte bir sonraki sorumuz. 18. soru ve 2000 puan ve yerler değişecek gibi bence. What is Is the lamp, is the stove, is the vacuum cleaner, or is the toaster? Which one? Go for it. Ne dedi? Sınıf arkadaşlarına sizler değil oğlum. Sizlerin Efe'cim sizinki farklı. Yes, the correct answer is vacuum cleaner. I am afraid of checking out this scoreboard. Scoreboard'a bakmaya biraz korkmuyorum desem yalan olur çocuklar. Çünkü 1. ile 5. arasında 500 puan vardı. Bakalım sıralamada bir değişiklik var mı? Azra 5. diye yükselmiş. 1. sırada Eren var. Eren hiper fiber internet mi kullanıyorsun evladım? dedikten sonra.
İkinci sırada Bilge Nur var. Üçüncü sırada İkbal var. Dördüncü sırada Mine var. Mineciğim dördüncü sırada hala. 26.552 puanla. Beşinci sırada Azra var. Azra'cığım 26.072 puandasın. Tebrik ediyorum seni de. Dört oyuncumuz da son dokuz soruda doğru cevap vererek niklerinin yanında ateşlerini yakmayı başarmışlar. Tebrikler ve işte 19. sorudayız. What is this? Is the lamp? Is the washer or washing machine? Is it a vacuum cleaner or is the toaster? Evet, 36 arkadaşımız doğru cevabı verdi. Washer ya da washing machine. Washer Amerikan İngilizcesi. Washing machine İngiliz İngilizcesi arkadaşlar. Lamp, lamba, vacuum cleaner, elektrik süpürgesi biliyorsunuz. Toaster da ekmek kızartma makinesi dedikten sonra işte bir sonraki sorumuz öncesindeki sıralama. Eren birinci, Bilge Nur ikinci, İkbal üçüncü, Mine dördüncü ve Azra beşinci sırada ve 20. sorudayız. The couch is. Şimdi prepositions of places var. Bakalım. The couch, couch dediği sofa. Is bla 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 the window. Behind, above, next to, in front of. Which one? Sofa pencerenin neresinde? Behind, above, next to, in front of. Tamam Melih'cim anladım. Arkadaşlarından katılan oldu mu? Var mı şu anda mesela sen hariç? It's above or it's in front of. Yes, correct answers are like this. Çocuklar pencerenin yanında değil, pencerenin arkasında da değil. Dışarıdan bakarsan, resim mesela dışarıdan bakılmış olsaydı kırmızı buton doğru olabilirdi. Above ötesinde demek. Harry Potter birinci, Bilgi Nur birinciliğe yükseldi. İkbal ikinciliğe yükseldi. Eren üçüncülüğe düştü. Evladım maşallah demiştik o kadar da. Mine dördüncülükte hala ve Muslera beşinciliğe yükseldi. Azra'dan olan yeri aldı. Altı arkadaşımız son yedi soruya doğru cevap vererek niklerinin yanında ateşlerini yaktılar. Tebrikler ediyorum ve 21. sorudayız. Yine başka bir şeyi soruyor. The painting is bla 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 the curtains. Above, next to, behind, under. Çok kolay bu soru. Painting'in ne olduğunu biliyorsunuz. Curtains'ı da biliyorsunuz. Önce onları çalıştık. Arkasından yardımcı kelimelerini. Nerede söylüyorlar ki ben görmüyorum. Mor güya espri yapıyor İkbal. Mor diye bir şey yok. Arkadaşına espri yapıyor çocuklar. Mor renk var mı? Hani espri yaptığı için siz de şaşırıyorsunuz doğal olarak. Thank you.
29 arkadaşım doğru cevap vermiş. Next to. Bakıyoruz şimdi. Above uzağında değil yalnız çocuklar. Behind arkasında da değil. Under altında da değil. Doğru cevabımız next to. Yanında. Bitişiğinde yanında. Birinci sırada ilk Bilgenur var. Bilgenur 30 puan, 30 bin puanı ilk geçen oyuncu. İkinci sırada İkbal var. Üçüncü sırada Eren var. Dördüncü sırada Mine var. Beşinci sırada Muslera var. Bu arada 3 arkadaşımız son 12 soruya doğru cevap vererek nicklerinin yanında ateşlerini yakmaya başarmışlar. Tebrik ediyorum. Ve 22. sorudayız. The coffee table is blah 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 the couch. Above, next to, in front of, under. The coffee table is blah blah the couch. Above ötesinde demekti. Next to bitişiğinde demekti. In front of önünde demekti. Under altında demekti biliyorsunuz. Coffee table ve couch. Bak birbirinize buradan Roblox ve Brawl Stars için takımlarınıza birbirinize ekleyebilirsiniz çocuklar. Chat'te geyik yapacağınıza. Ona da arkadaş bulabilirsiniz. Dedikten sonra 30 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Önündeydi. Harry birinci, İkbal ikinci, Mine üçüncü, Mustera dördüncü ve Fahriye'cim ilk beştesin. Tebrikler kızım. 6 oyuncumuz son 9 soruya doğru cevap vererek nicklerinin yanında ateşlerini yakmışlar. Ve işte 23. soruya geçiyoruz. The TV is blah 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 the table. Coffee table'dan bahsediyor. On, next to, in front of, under. Which one? Aa, pardon. Coffee table'dan bahsetmiyor çocuklar. Televizyon masanın neresindedir diyor. Table'dan bahsetmiyor. Normal table'dan bahsediyor. Uzağında anlamında kızım. Above aynı zamanda aralıklı olarak uzağında üste doğru uzakta anlamına da geliyor bu arada. Table'dan bahsetmiyor dedim ya sana kızım. Masadan başka table'dan bahsediyor. Yani televizyonun üstüne koydukları table'dan bahsediyor. Sonradan ben de ayıkıp düzelttim ya. İkbal is number one. Harry is number two. Fahriye is number three. Mine is number four. Muslera is number five. Azra is back with an answer streak of three and she started her fire too. 24. sorudayız. The window is blah 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 the couch. Window couch'un neresinde? Behind, next to, in front of, under. Avşincim bunda, ay, Avdar'cım bunda şey yapmaz. Kızım. Sonrasında düzelirsin. İkbalcim demin
Demin ilk 5'e girmediğinde internet kötü çalışıyordu. Şimdi birinci olunca internet iyi çalışmaya başladı. İlginç. Halicim sen bunları nereden biliyorsun? "28 arkadaşımız doğru cevap vermiş. Pencere kanepenin arkasında. Behind. Behind arkasında demekti. Next to yanında bitişiğinde demekti. In front of önünde demekti. Under altında demekti. İlk bay birinci sırasını koruyor. İkinci sıraya Fahriye yükseldi. Üçüncü sırada Harry Potter var. Dördüncü sırada Mine var, beşinci sırada Müslera var. Bu arada dört oyuncumuz son dört soruya doğru cevap vererek nicklerinin yanında ateşlerini yakmayı başarmışlar. Tebrik ediyorum sizleri. Bugün bu arada kötü bir hava var. Bulutlu, yağmurlu. İnşallah önümüzdeki hafta havalar güzelleşir. En azından camdan güneşi ya da gökyüzünü seyrettiğimizde daha çok keyif alırız evde kalarak." dedikten sonra 25. sorudayız. "We watch TV in the living room. True or false?" Gene mi benim adıma girmişler? Ne güzel işte bak, onları inspire ettirmişim. Ama tabii ki herkes kendi adına yarışmak zorunda, değil mi? Kaçıncı yıl peki benim adıma giren arkadaş? Bravo sana Ali'cim. Melih'cim cevap vermek yok. Yes, true. İkbal is number one. Fahriye is number two. Harry is number four, three. Mine is number four. And Kerem. Keremcim bu arada tüten olacaktı. Tüte yatmışsın sen onu. Bir dahaki yarışmada düzelt onu. Beşinci diye tekrar Kerem geldi. Number five. By the way, Tuana is making a comeback with three in a row. Tebrikler Tuanacığım. She started her fire. Yes. Next one. Question number 26. 2000 points. We have a shower in the bathroom. True or false? Acaba bir yarışmayı da facecam'li mi yapsam? Gençler. Ali'cim söyledim ya sana Ali tebriklerdi. Yes, 28 people have known the correct answer. Arkadaşlar banyoda duş alıyoruz, değil mi? Mutfakta ya da oturma odasında duş alma şansımız var mı? Gerçi mesela ben 2-3 sene önce bir Romanya'ya gittiğimde, bir köy evine gittiğimde, onları ziyaret ettiğimde orada bir gece kalmıştım ve orada gördüğüm kadarıyla
Yani yokluktan banyoları yoktu. Mutfağın ortasında yıkanıyorlardı. Yani ben görmüyorum tabii ki de, burada duş alıyoruz ya da yıkanıyoruz şeklinde söylüyorlardı. İmkanlar dahilinde normalde olan bathroom'da take a shower ya da have a shower dedikten sonra bakıyoruz. Birinci sırada İkbal var, ikinci sırada Fahriye var, üçüncü sırada Mine var, dördüncü diye yükselen Kerem var ve beşinci diye yükselen tekrar Muslera var. Yiğit is the highest climber and he climbed up three places. Congratulations. Here we go with the 28th question. Seventh question, sorry. Where do we sleep? Nerede uyuyoruz? Bathroom, bedroom, kitchen, living room. Which one? Saat 8 ile 8.30 arası oldu. Mutfakta imkanları olmayınca nasıl sapık olsunlar evladım? Dağın tepesinde. Tamam da sen biz diye okursun, Romanya'daki de biz diye okur yani bu soruyu. Bir soruyu sorduğun kişiye göre değişmiyor. Ben normalde hani genel olarak sordum da, ama o yanlış yapabilir yani. Bedroom seçeneği yoksa kitchen yazar yani. Değil mi? Bathroom seçeneği, pardon. 35 arkadaşımız doğru cevap yaptı. Bazı arkadaşlarımız demek ki mutfakta da uyuyabiliyorlar diye ben inanmıyorum. Bence yanlış bastılar. Dedikten sonra İkbal birinci, 40 bin duvarını aştı İkbal. Tebrik ediyorum İkbalcığım. İkinci sırada Fahriye var. Üçüncü sırada Kerem var. Kerem üçüncülüğe yükseldi. Tebrikler oğlum. Dördüncü sırada Mine var. Beşinci sırada Alperen var. Alperen beşinciliğe yükseldi. 5E'den Alperen. Ve Yusuf son 3 soruya arka arkaya doğru cevap vererek Nikki'nin yanında ateşini yakmaya başardı. Geldik son sorumuza. Yine cümleleri dizip 2000 puan alma sorusu. Şimdi göreceğiniz sorudaki kelimeleri tuşların rengine göre sıraya koyup o şekilde tıklıyorsunuz arkadaşlar arka arkaya. En önce oluşturup tıklayan birinciliğe yükselebiliyor. Çünkü baktığım kadarıyla şu anda her ne kadar İkbal ile Kerem'in arasında 2000 puan kadar bir fark olsa da, belki de yanlış sıralayacaklar, öbürü geçecek, birinci olacak. Ya da İkbal hemen tak 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 dizecek ve birinciliğini koruyacak. 42.000 puan civarı bir şey alacak. Görelim mi? Bence de görelim. İşte sorumuz geliyor. Put them in order. Noktalama işaretlerine iyi bak. Cümlenin dizilişine iyi bak. Bakalım kaç kişi doğru yapacak. I'm sorry that we're at the last question. We're almost done with this Kahoot. Bye for now. See you in the next Kahoot, Delph. Yes, last 25 seconds to go to choose number 1, 2, 3, 4 and 5 on podium. Let's see who will be on the podium. We're getting excited.
%75'lik bir başarımız var. Bravo çocuklar. I love staying home and play Kahoot on Muratika. Evde kal, stay home, stay a casa. Türkçe, İngilizce ve Romence mesajımı da verdikten sonra geçelim mi podyuma? Bence de geçelim. Hadi bakalım. 3 numarada Kerem var. Keremcim tebrikler. 28 soruda 27 doğru cevabı var. Fahriye'nin de 28'de 27 var. Ve yay! İkbal 28. Out of 28. 4. sırada Mine var. 5. sırada Berre var. Dedikten sonra şimdi bir kere daha seyredeceğiz podyumu. Ve arkasından vedalaşacağız. Kerem 40.347 puan almış. Fahriye 41.813 puanda. Ve İkbal 43.234 puan almış. 4. sırada Mine var. 5. sırada Berre var. Sizler evdesiniz, ellerinizi bol su ve sabunla yıkıyorsunuz ve asla ama asla elinizi yüzünüzde herhangi bir yere, ağzınıza, burnunuza ve gözlerinize dokundurmuyorsunuz. Dışarı çıkmıyorsunuz, elinizden kaldığı kadar evde kalıyorsunuz. Hayat eve sığar diyorlar biliyorsunuz. Bir sürü evde kalmakla ilgili slogan var. Bana göre en kolayı, en kısa olanı evde kal, kısa ve net belirtmiş. Sağlığın için evde kalmalısın. You gotta stay home and don't forget to wash your hands every now and then with lots of water and soap. And don't touch your mouth, nose and eyes, even your face. And take very good care of yourself. Stay home, stay safe. Bye for now. Goodbye to everyone. Herkese ama herkese iyi günler.